Evet. Bugün sarı kulak kefal temizleyeceğiz efendim. Gördüğünüz gibi şurasında sarı noktası var. Bu tarafında da sarı noktası var. Bu körfez dışı açık deniz diyeceğimiz bir balık. Açık denizden yakalanan bir sarı kefal. Gördüğünüz gibi oldukça iri. Pullarımız da iyiydi tabi. Balık yeminin en zor yanı pullarını temizlemek, bu işlemi yapmak. Çoğu ev hanımı bu işlemi yapmamak için balığı dışarıda yemeyi tercih ediyor efendim. Meşakkatli bir iş. Ama bir yandan da zevkli bir uğraş. Bir de piştiği zaman tabii koku yapıyor evde. Onu da istemiyor hanımlarımız. Evet, alt yüzgecini alıyoruz. Balığımızın karnını güzelce yarıyoruz. Fazlalıklarını alalım. Bu gördüğünüz yumurtaları. Şu kalbi, şu da ciğeri. Bunları ayrıca pişirip yiyeceğiz efendim. Aslında bu attığım bağırsaklarından da Eskiden şimdi yapılıyor mu bilmiyorum. Osmanlı döneminde turşusu yapılıyormuş bu bağırsakların. Evet, gördüğünüz gibi balığın içinde biraz siyahlık var ama bunu bıçakla dırdık mı o da çıkar efendim.